Akif Beki, Karar Gazetesi. HDP'lilere yeni süreç vaat edene bakın. Ey HDP'ye oy veren çözümden yana sağduyulu kardeşlerim. Partiniz meclise girdi. Orada temsiliniz var. İkinci turda Erdoğan'a yüksek bir destek sununuz ki yeni bir sürecin aralanmasına imkan sağlayasınız. Bu çağrı 20 Mayıs'ta yapıldı. Yeni Şafak'ta Mehmet Metiner imzasıyla HDP seçmeninden yeni bir çözüm süreci vaadiyle Erdoğan'a destek istiyorlar. Apo'yla Kandil'leydi ilk süreç. Onlar da oturtulacak bir çözüm masasına tekrar kurmayı vaat edebiliyorlar demek. Bunun için Erdoğan'a oy vermeye çağırıyor. Niye Kılıçdaroğlu'na vermemeleri gerektiğini ikna için dil döküyorlar. Kılıçdaroğlu sizi kandırıyor. Ona değil Erdoğan'a oy verin. Yaparsa Erdoğan yapar. Yaptı yine yapar havasında bir yazım. Ama HDP oyu karşılığında Kandil'le pazarlığa oturan, Apo'yla ilgili gizli vaatlerde bulunan da Kılıçdaroğlu'ymuş gibi anlatmaya da devam ediyorlar. Erdoğan İstanbul mitinginde montajlı bir videoyu gerçekmiş gibi izletmişti. Kandil'deki teröristleri Kılıçdaroğlu'na haydi diye tempo tutarken gösteriyordu. Önceki gece canlı yayındaydım. Erdoğan o videoyu şöyle savundu. Kılıçdaroğlu Kandil'dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi haydi türü ama montaj ama şu ama bu. Ama düzmece, ama kurgu, ama uydurma olması fark etmezmiş gibi. Biz yaptık doğru oldu mantığıyla. Apo'yu çıkaracağız yazılı sahte CHP broşürleri de yayıldı biliyorsunuz. Ve seçmeni yanıltmaya dönük bu dezenformasyonların taşıyıcısı sandığımızdan fazla. Yalanı savunmaktan hiçbir sıkıntı çekmiyorlar. Doğruyu o rahatlıkta savunamazsınız. HDP ayrı ittifaktaydı, seçime de ayrı girdi. Yine de Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nu destekledi diye HDP'ye denmedik bırakılmadı. HDP seçmeninin oyunu nasıl reddetmez? Sen misin o seçmene göz kırpan? Kılıçdaroğlu da kirli pazarlıkla ve teröristlerle kol kola girmekle suçlandı. Hala da suçlanıyor. Metiner'in HDP'li kardeşlerine çağrısını bir Kılıçdaroğlu sevdalısı yapsaydı, onu da mesela sözcü yayınlasaydı, seylerdiniz şimdi gümbürtüyü. Apo posteri açıp PKK bayrağı taşımayı, özellik ve eyalet istemeyi suç olmaktan çıkarmakla övünen de kendileriydi, Bay Kemal değil. Özellik ve eyalet sistemi tartışma taraftarı Hüdapar derseniz AK Parti listelerinden seçime girdi. Fakat hepsi Bay Kemal'in işiymiş ve terörle ihanet suçuymuş gibi lanse ediyorlar. 2019'da İstanbul seçimlerinde HDP'ye müdahale için İmralı'dan mektup getirilmişti. O mektubu sunan kişi Habertürk yayınında Öcalan'ı yerli ve milli şahsiyet ilan ediyordu. Tek kelime Türkçe bilmeden, burada yaşamadan, parayla vatandaşlık alıp bizim seçimde oy kullanan yüz binlerce yabancı da yerli milli olabiliyor. Ancak Bay Kemal ve seçmenleri değil. Sinan Oğan nasıl tavlandı? millet değişim istiyor diyordu. İkinci turda reisleri HDP'yi ikna eder diye yükleniyordu. HDP ile Erdoğan'ı her an anlaşabilecek kadar eski dost olmakla suçluyordu. Türk milliyetçisini kessen Hüdapar'la yan yana gelmez diye diye de yüzde beş oy topladı. Ve ikinci turda Erdoğan'a destek açıkladı. Bu nasıl mümkün oldu? Pazarlığa oturacağını saklamamıştı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı dururken bakanlık teklif edilirse beğenmeyeceğini de Erdoğan, Sinan Bey'le aramıza pazarlık olmadı diyor. Hayrına, ani bir aydınlanma sonucu birden dümeni kırdı demek. Yeniden refahla Hüdapar'da sevabına AK Parti listesinden seçime girmişti zaten. Ne Hizbullah'a ne PKK'ya terör örgütü diyen, özellik ve eyalet tartışması öneren Hüdapar'la AK Parti hangi ortak duruşta buluştuysa, AK Parti'nin 3 bakanlığını dış güç vesayetinden kurtarma sözü veren yeniden refahla AK Parti hangi ortak ilkelerde anlaştıysa Sinan o anla da o duruş ve ilkelerle ortaklaşmışlar yani. Helal olsun. Başka ne denebilir? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.